ve uzandığı ilk telefonla fatihlerine emirler yağdıracak. Bu dinlemelerin tamamı yasal. Bir defa susmasını öğren. Sus, seyirciler. Bugün 17 Aralık Çarşamba Yeni Günde Gündem programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem bildiğiniz gibi değerli konuklarla birlikte oluyor. Günü yorumluyoruz. Önemli gelişmeleri anlatıyoruz. Bugün de çok genç bir partili ilçe başkanımızla birlikteyiz. Evet, Sayın Umut Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Emir İlçe Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ağırladığınız için de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aslında bizi en çok memnun eden genç kişilerin böyle siyasete girmesi. Kendilerini göstermesi, aslında gençlerin girmesi siyasete, evet. Belki de siyasette daha farklılığı da getirecek, canlılığı da getirecek. O yüzden genç yüzleri görünce böyle bizler de en azından basın mensubu olarak çok daha mutlu oluyoruz. Teşekkür. İnşallah bu şekilde gençler ilgisini kesmeden devam ettirir. Evet, inşallah. Var mı gençlikte böyle bir? Evet, ben de aynı cümlelerle başlayayım. Ben de her toplantıda söylüyorum, gençlik ve kadınların olduğu parti gerçekten güzel bir parti oluyor. Örgütlü ve dinamik bir parti oluyor. O yüzden daha öncelerde gençlerle ilgili partinin bir sorunu vardı, gençlik yetişmesiyle ilgili. Ama bu dönem biz biraz daha bunu aşmış olarak görüyorum parti anlamında. İnşallah ondan sonra da onlar da siyaseti bırakmadan devam ederler. Kendilerine hedef koyarlar ve arkadan onlar yetişirler ve genç yetiştirirler. Hep birlikte de parti gençleşmiş olur. Gençlerin uzun bir süre siyasetten uzak kalmasının etkileri 12 Eylül'le mi başladı sizce? Evet, çünkü 12 Eylül'den sonra gençler genellikle siyasetten uzak tutulmaya başlandı ve gençler daha farklı alanlara yönlendirilmeye başlandı. Ne dersin? Bunun bir etkisi oldu mu? Hem 12 Eylül hem de zaten 12 Eylül'ün uzantısı olan mevcut iktidar döneminde. Yani biz partiler olarak siyasi partinin beslenme kanalları vardır. Bunlar da derneklerden, sivil toplum örgütlerinden, üniversitelerden, sendikalardan, kolektiflerden, buralardan beslenen yapılardır. Şimdi ne üniversite kaldı, ne sendika kaldı, ne örgütlü yapı kaldı, ne dernekler, ne sivil toplum örgütleri, hepsi bir baskı altında. Bir yere hizmet ederseniz varsınız, hizmet etmezseniz nefes alma şansınız bile yok. Peki partiler nereden beslenecek? Partilerin beslendiği o kılcal damarları yok ettiler. Hem 12 Eylül hem de 12 Eylül'ün uzantısı olan mevcut iktidarla birlikte gerçekten gençliğin siyasete bakış açısı çok uzaklaştı. Bir umut var mı? İsminiz gibi bir umut olacak mı? Muhakkak. Umut olmazsa olur mu? Ne kadar güzel. Evet, Umut ismi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için de önemli aslında. Umut Tekin çok kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Emir İlçe Başkanlığı'na geldi. Evet. Şu o dönem bir anlatır mısınız? Nasıl oldu? Tabii. Ben 97'de üye oldum ve 97'den beri aktif olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir arkadaşımızım. 99 döneminde parti baraj altında kaldıktan sonra Altan Bey'in gelmesiyle genel başkanlığa biz Gaziemir'de yeniden bir örgütlenme, diğer illerdeki, ilçelerdeki gibi yeniden bir örgütlenme süreci vardı. Ve o dönemde bir gençlik kolu ilçe başkanlığı yaptık. Ama ondan sonra tekrardan 2001 kurultayını hatırlarsanız 2001 kurultayıyla genel başkanlık değişimi, evet. Ve o üye sıfırlanmasının kaldırılması, yeni örgütlenmenin durdurulması gündeme geldi. Ve bizler görevlerimizden feragat ettirildik. 2002-2003 yıllarında tekrardan Gençlik Kolu Başkanlığı'na getirildim. Gençlik Kolu Başkanlığı'nda o zaman Alaaddin Bey il başkanıyken bir il basma olayımız vardı, işgal etme olayımız vardı. Temiz toplum, temiz siyaset için. Ondan sonra tekrardan görevlerimizden alındık. Ve 2004'ten bu yana da değişik kademelerde partiye hizmet etmeye çalıştık. Ama 2012'nin Nisan ayındaki kongrede
ilçe başkanlığına aday olarak bu 2012'nin Nisan ayından beri Gaziemir'de ilçe başkanlığını götürüyorum. Evet, biraz daha tanımaya devam edelim Umut Tekin'i. Umut Tekin kimdir? Umut Tekin siyasetçi değildir. Siyasetçilik onun işi değildir. Evet. Umut Tekin'in asıl mesleği, biz tabii ki de insanlar bize siyasetçi gözüyle bakıyorlar ama bizler siyaseti meslek edinmiş insanlar değiliz. Biz bunu sosyal sorumluluk adı altında siyaseti yapıyoruz. Umut Tekin matematik öğretmenidir, bir matematikçidir. 12-13 yıldır matematik öğretmenliği görevini sürdürüyorum. Bir yandan Matematik Köyü Derneği'nde kurucu yöneticilik, evet, Şirince'de var. Kurucu üyeliklerimiz var. Expo'da 2015'te kentimiz için görevler aldık. Cumhuriyet Halk Partisi sevdalı. 2010 yılında da evlenerek ve şu anda da 10 aylık bir kızım var. Allah bahçesin, ne kadar güzel. Ve hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Siyasete nerede başladın? Üniversitede mi başladın? Siyasete lise sonunda. Lisede. Yani lise komisyonlarıyla başladık ve lise biter bitmez geldik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aktif üye olarak devam ettik. Ama üye olup gençlik konuda çalıştıktan sonra ilk seçiminizde baraj altında kalma tablosuyla karşı karşıya kalan bir partili olarak gerçekten çok üzüldük. Ve ondan sonra daha çok sahiplenmek, orada siyasette olmak ve bu partinin gerçekten iktidar olmasını sağlamak gerekiyor diye düşündüğümüzden bütün zorlu mücadelelere rağmen burada siyasette kalmaya devam ettik. Herhalde Umut burada devreye girdi, evet, değil mi? Evet. Baraj altında kalmışsınız. Birçok insan aslında umutlarını yitirir artık yani. Ne olur bu parktan diye. Ama evet. Umut ismi herhalde burada kendini daha fazla gösterdi. Olabilir. Olabilir. Tabii. Evet, güzel bir şey tabii. Bir şeylere umut etmek zorundasın. Bugün gerçekleşmeyen şey tabii yarın çok daha farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir. Evet. Çok daha farklı şeyler olabilir. Tabii umut etmek ve çalışmak herhalde, değil mi? Çok önemli. Yoksa nasıl? 2015'in de bizim biliyorsunuz Umuda Yolculuk diye bir sloganla çıktık. Umut olmazsa gerçekten hayat durur. Çekilir bir hale gelmez. O yüzden umutlarımızı yitirmemek lazım. Peki geçen seçimlere, yerel seçimlere girelim. Evet. Yerel seçimlerde partinin başındaydınız. Evet. Nasıl oldu yerel seçimlerde? Çünkü bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten yoğun bir talep vardı. Çok yoğun bir talep vardı. Hem adaylık bazında hem meclis üyeliği bazında. Yani o kadar çok talep vardı ki nasıl karşıladınız bunları? Böyle genç bir başkanı görünce müracaat edenler belediye başkanı adaylığı için, meclis üyeliği için neler düşünmüşlerdi? Burada o süreci hep birlikte yaşadık. Sizler de takip ettiniz. Temmuz ayında başlanan bir adaylığı süreci vardı. Evet. Hatta hepimizin de çok erken bulduğu ve sıkıntılı bir süreç olarak gördüğümüz bir süreçti. Ama biz onun altından nasıl kalkabiliriz diye oturduk, düşündük. Eğer kucaklayıcı olursanız, eğer gerçekten şeffaf, herkese eşit şekilde davranırsanız o süreci daha çok kaynaşarak götürürsünüz. Daha çok ayrışmayı önlemeniz lazım. Çünkü 2014'ün Mart ayında bir adayınız olacak. Öyle veya böyle bu aday sayısı 1'e düşürülecek ve yerel seçime gidilecek. Kırgınlıkla, küskünlükle bir yerel seçime gitmek partimize de bize de hiçbir zaman kar sağlamayacağını düşünüyorduk. Ve biz yönetim kurulumuzla birlikte bütün aday arkadaşlarımızı kendimiz ağırladık. Kendimiz ilgilendik. Dosyalarını aldık. Dosyalarını teslim ettik. Ve dosyalarını da teslim ederken dedik ki tüm üyelerin listesi bu. Ön seçim delegelerin listesi bu. Kongre delegelerin listesi bu. Telefonları bu, adresleri bu. Hepsini kendi birebir o arkadaşlara hem dosya olarak kağıtta hem de internette daha rahat, bilgisayarda daha rahat kullanmaları açısından CD ortamında hepsine verdik. Ve dedik ki gidin örgüte çalışın. Gidin üyeye kendinizi anlatın. Çünkü biz ön seçim istiyoruz, eğilim yoklaması istiyoruz. Eğer ön seçim ve eğilim yoklaması da yaptırırsak, o kararı aldırabilirsek, sizin tek derdinizi anlatacağınız kişi örgüt. Evet. Sadece sizden bir şey istiyoruz. Partiyi karalamayın, kötülemeyin. Mevcutta bir belediye başkanımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup. O belediyeyi asla ve asla yermeyin, eleştirmeyin ve
bu görev eğer size verilirse sizler daha iyi nasıl yapabileceğinizi anlatın. Kahve toplantıları yapın, ev toplantıları yapın. Bunların hiçbiri disiplin suçu değil. Hepsi çok rahat yapabileceğimiz işler. Bize de ne görev düşüyorsa, daha bizden ne istiyorsanız biz onu sağlamakla mükellefiz dedik. Ve onları o şekilde örgüte gönderdik. Devamında meclis üyeliği için, belediye başkanlığı için o karar alınamadı ama meclis üyeliği için hiç değilse bir eğilim yoklaması kararı alındı. Bizim Gaziemir'de yaklaşık 80-82 belediye meclis üyesi başvurusu vardı. Aynı dosyaları onlara da verdik. Gidin bu sefer siz de kendinizi anlatın. Örgütten geliyorsanız örgütten çıkın dedik. Ve eğilim yoklaması yaptık. Ve sonucunda da sadece eğilim yoklaması yapmak önemli değil. Sonucunda da o eğilim yoklamasını aynı şekilde meclis üyesi sıralamasına koymak gerekiyordu. Onun mücadelesini verdik ve bir kişi bile yerinden oynamadan o eğilim yoklamasının sonucuna uyan belki yegane ilçelerden biriyiz. Ve o eğilim yoklamasıyla birlikte bizim de tek sıralara yazdığımız meclis üyesi arkadaşlarla sonucuna bir baktık. Gerçekten kadın ağırlıklı ve o kadınların da tamamına yakını kadın kolu başkanlığı yapmış. Eski ilçe başkanlığımızı yapmış. Bir tablo gördük. Eski gençlik kolu başkanımızın sıralamaya girdiğini gördük. Yani örgüte emanet ettiğinizde kendinizi, örgüt o terazide sizi tartıyor ve hakkını veriyor. Eğer o örgüte emeğiniz varsa kadın kolu olarak, gençlik kolu başkanı olarak farklı bir kademelerde eğer gerçekten emeğiniz ve orada sizin onlar adına takdir kazanan yaptığınız işler varsa gerçekten sözünüz de oluyor. Öyle bir örgüt sıralaması gerçekleşti ve hep birlikte beraberlikle bir Gaziemir'de yerel seçim yönettik. Bizim düşmanımız, daha doğrusu bizim rakibimiz Adalet ve Kalkınma Partisi olduğunu anlattık ve onunla mücadele edeceğimizi, kendi içimizde mücadele edersek zayıflayacağımızı, onunla mücadele edersek tekrardan bu dönemde %48'lerle seçimi kazandık ve belediyeye bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikmiş olduk. Ya gerçekten çok başarılı bir dönem geçirdiniz aslında şeyde yerel seçimde siz de söylediğiniz gibi en sonsuz ilçelerden birisiydi. Belediye başkan adaylarıyla daha sonra bir irtibatınız oldu mu? Tabii. Epey 10 tane aday adayımız vardı. O dönemdeki gibi zaten irtibatımızın olmamasına şansı yok. Çünkü orada da aday adayların arasında eski ilçe başkanlığımızı yapmış arkadaşlarımız vardı. Daha önceden aday olan arkadaşlarımız vardı. Maalesef yerel seçimden sonra bir aday arkadaşımız Fikret Kara, buradan tekrardan rahmetle hem de anmış olalım. Onu kaybettik ve onun hala üzüntüsü içindeyiz. Aynı irtibatlarımız devam ediyor. Onlar zaten örgütteler, örgüte geliyorlar, etkinliklere katılıyorlar, bizlerle buluşuyorlar, biz onlarla buluşuyoruz ve bu şekilde götürüyoruz. 2011 seçimlerinde ve emin olun 2013'e kadar neredeyse hep Gaziemir listelerde, gazetelerde, konuşulanların arasında hep kayıp ilçe olarak gözüküyordu. O kayıp ilçeyi tekrardan %50'lere yakın oyla almak çok kolay bir iş değildi. Bu bir ekip işiydi. Yoksa tek benim başarabileceğim, tek belediye başkan adayının başarılacağı bir şey değil. Gerçekten kadın koluyla, gençlik koluyla, yönetimiyle, meclis üyesi adayıyla, belediye başkan adayıyla çok iyi bir ekip olarak çalıştık. Onlara da buradan sonsuz teşekkür ederim. Evet, ekip işidir gerçekten doğru. Fakat orkestranın başındaki şef her zaman için çok önemlidir. Şef dediğiniz gibi kucaklayıcı olursa, siz biraz öyle söylemiştiniz. Kucaklayıcı olursa şef gerçekten orkestranın başındaki ekip lideri kucaklayıcı olursa insanlar kardeşlerine, insanlar iyi düşen görev gerçekten evet. Düşen görev. Bu aslında çok güzel bir şey. Gaziemir en sorunsuz bu seçimleri atlatan bir ilçemiz oldu. Peki aynı şekilde önümüzdeki seçimlere girebilecek misiniz? Tabii ki. Nasıl çalışıyorsunuz? Çalışmalar şimdi nasıl şu anda? Cumhurbaşkanlığı seçimini de tabii hemen 3 ay sonra atlattık. Ve orada da yine partimizin ve
birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının toplamı kadar yine oy aldık Gaziemir'de. Bir düşüş yaşamadık. Hatta seçimin belki yine yenilgisi Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. Çünkü belediye başkanlıklarını aldıkları oyun altına düştüler. Kendi liderlerinin çıkarttıkları kendi lidere bile o oyu toparlayamadılar. Ve hiç bitmedi. Hemen Cumhurbaşkanlığı seçimini de bitirdik. Biz yine sivil toplum örgütleriyle, derneklerle, muhtarlarla bir araya gelmeye başladık. Etkinliklerle örgütlenmeye devam ettik. Eylemlikler içinde olduk. Ve hala hiç sokaktan içeriye giremeden 3 seçim üst üste bu tempoda çalışıyoruz. Bazen arkadaşlara takılıyorum. Ya 2015'te iç seçimler başlar. 2015'ten 2019'a kadar arada bir olağanüstü bir durum olmazsa seçim yok. 4 yıl seçimsiz olmak ama biz 2,5 yılda 3 seçim atlatmak ne kadar farklı bir tablo. Bizden sonra gelen arkadaşlar rahat edecek diyorum. Onlar da espriyi anlıyorlar. Evet, güzel bir şey gerçekten. Hani göreve geldikten sonra 3 seçim birden yaşamak. Peki neler yapıyorsunuz şu anda önümüzdeki seçimler için? Şu anda biz tekrardan kadın koluyla, gençlik koluyla dediğim gibi hiç durmadan bir muhtarlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi gezmeye devam ediyoruz. Ve gündemi hiçbir zaman kaybetmeden o gündemle ilgili etkinlikler ve eylemler gerçekleştiriyoruz. İktidara karşı güçlü bir muhalefet yaptığımıza inanıyorum. Çünkü sadece basın açıklamasıyla veya bir basına metin göndermeyle değil, gerçekten uğraş veren, emek veren, görsel olarak insanların aklında kalan eylemlikler yapıyoruz. Bu sokak tiyatroları oluyor veya sahne tiyatroları oluyor. En sonunda Madenci diye bir oyun sergiledik. 45 kişiye yakın arkadaşımız oynadı ve hepsi amatör. Tamam. Gençlik kolu üyesi, kadın kolu üyesi. O arkadaşlarla birlikte madencileri andık. Bugün biliyorsunuz 17 Aralık hırsız haftası. Gerçi onu demek bile suç sayılıyor herhalde artık, hırsıza hırsız demek. Bugün yine o etkinliklerimiz var. Hiç bitmeden etkinlik yapmaya, eylemlerle birlikte bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü ben şuna inanıyorum. Eğer eylem içinde, etkinlik içinde olmazsanız, bir şey üretmezseniz emin olun orada dedikodu başlıyor. Veya hiçbir şey üretilmediğinden dolayı sadece bir kişi diğeriyle arkadaş oluyor, öbürküne arkadaş oluyor. Sonra birbirleriyle karşılıklı dedikoduya başlıyorlar ve örgüt keyifsiz bir hale alıyor. Ama devamlı bir şey üretirseniz ve eylemlik ve etkinlik içinde olursanız o üretmenin verdiği keyifle ve birlikte hareket etme olgusuyla, ekip olgusuyla ne dedikodu kalıyor ne başka bir şey kalıyor. O kötümser hava dağılıyor ve yeni oydaşlar kazanıyoruz, yeni üyeler kazanıyoruz bu etkinliklerin sonucunda. 21 Aralık'ta bu pazar günü 2,5 yıldır bizzat kendimin takip ettiği, sizlerin de bildiği Sarnıç 2B konusu ile ilgili Sarnıç'ta bir toplantı yapacağım. Bu toplantıda bu noktaya gelene kadar 48 yılından, daha doğrusu bugüne kadar 2B ile ilgili neler yaşanmış? Çünkü oradaki vatandaşlarımızın bıktığını düşünüyorum. Her seçim öncesi birilerinin gelip biz çözeceğiz deyip ama çözmeden gitmesi artık onlar ya biz göremeyeceğiz de çocuklarımız da mı göremeyecek noktasına artık getirildi. Onları tek tek belgelerle. Kötü bir düşünce, evet. Değil mi? İnsanlar çok, düşüncenin çok oluşması. Bir umutsuzluğu asla istemediğimizi söylemiştik. Bu da bir umutsuzluk bir tablo. Onu değiştirmemiz gerekiyor. Ve Sarnıç'ta o toplantıda 48 yılından bugüne kadar ispatıyla, evrakıyla, dilekçesiyle, verdikleri sözlerle, dağıttıkları broşürlerle, bizim söylediğimiz, yaptığımız işlerle hepsini tek tek bir slayt hazırladık. Tek tek ispatlaya gideceğimiz bir toplantı yapacağız. Ve ondan sonra eylem planımızı ortaya koyacağız Sarnıç 2B ile ilgili. Çünkü Sarnıç 2B bizim en önemli yaralarımızdan biri. Orada 35 bin vatandaşımız yaşıyor. Ve 35 bin vatandaşımızın yaşadığı bir yerde bu kadar büyük ve çözülemez hale getirilen bir sorun olmasını
kabullenemiyorum. Evet, 35 bin kişi aslında bazı ilçelerin nüfusundan çok çok daha fazla. Gerçekten burada sorunların olması aslında bütün Gazi Emir'de etkiler herhalde. Evet, çok birbirini zincirleyen de sorunlar bu sefer tetikliyor. Burada o imar işini çözmediğiniz için, tapu işini çözemediğiniz için bu sefer açacağınız dükkan da kaçak oluyor, yaptığınız evde kaçak oluyor. Fırın açıldığında kaçak bir fırın olduğu için kapatılıyor. Yani her şeyle bir sorun hale geliyor. Gelişen elektrik, geliyor, aynen öyle. Elektrik, su ihtiyaçlarını birbirlerinden, komşulardan alarak karşılamaya çalışıyorlar. Yani 2014'lü yıllarda yaşadığımız olaya bakın. Adam vatandaşların kendi yerleri paralarını ödüyorlar, vergilerini ödüyorlar ama kağıt üstünde kendi yerleri olarak hala gözükmüyor. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Evet. İnsanlar oturuyor, yıllardan beri oturuyor ve İzmir'in göbeğinde hala elektrik ve suyla, su sorunlarıyla uğraşıyorsa bazı nedenlerden dolayı aslında birçok kişinin bunu düşünmesi gerekir. Evet. Ama bunu açıklayacağımız bir toplantı olacak. Katılımın da güzel olacağını düşünüyorum. Ve orada bütün Sarnıçlı hemşehrilerimize bu olayı, çünkü bir de 48 yılından beri devam ettiği için bilgi kirliliği çok fazla var. Birisi mahkeme var diyor, birisi yok diyor, birisi çözüldü diyor, birisi tapular çıkmış gidin alın diyor, birisi tapu çıktığı halde vermiyor diyor. Yani sorun iyice bilgi kirliliğiyle çözülemez bir noktaya ulaşıyor. Biz de hiç değilse bu bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak. Çünkü bilgiyi doğru edinirsek çözümü de doğru bulacağımıza inanıyorum. Ve o şekilde de bir toplantı gerçekleştirip inşallah çözüm noktasına geleceğiz. Evet, seçimlerden bahsettik az önce. Nasıl bir şey? Genel Başkan buraya geldiği zaman kesinlikle bir seçim olacak İzmir'de dedi. Fakat buraya gelen birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok arkadaşımız bu konuda kadar çok şeyler söyledi ki bizim de kafamız karıştı. Yani Genel Başkan açıklama yaptı. Arkadaşlar seçim olacak dedi. Ama buraya gelen arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, siz de bazı gazetemizde de gördünüz bazı manşetleri. Umutsuz. Neden? İnsanlar umutsuz. Genel Başkan böyle bir açıklama yaptığı halde birçok kişi geliyor buraya, arkadaş yok, biz de olmaz mı diyor. Şimdi umutsuzluk nereden kaynaklanıyor? Tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında aday belirleme sürecinde her zaman için ön seçim konusunu çalıştıran bir partiydi. Ne zamana kadar? 99'da yaptık en son. Evet. Ondan sonra arada bir tabii eğilim yoklaması gibi sözler söylense de evet ama hakim denetiminde olmadığı için uyulması da zorunlu olmadığından o dönemin siyaset yapan arkadaşlar da o konjonktürel belki nedenlerle uymadılar. Bu iyice bir kırgınlığa neden oldu. Hı hı. Ve artık örgüt istiyor ki hakim denetiminde, seçim kurullarının denetiminde bir ön seçim olsun ve atama yönteminden ne kadar hani üye yapısı kötü deyin veya farklı bir bahane bulun, atamadan her zaman iyi olduğunu düşünüyorduk. Ve biz de Gazi Emir'de hem yerel seçimlerde ve şimdi milletvekili seçiminde ön seçim istiyoruz. Neden ön seçim istiyoruz? Çünkü atama yöntemlerinde İzmirli olmayan, İzmir'de yaşamayan, İzmir'in sorunu bilmeyen, ilçeleri tanımayan, ilçe başkanlarını bile tanımayan arkadaşlar o dönemlerde milletvekili oldular. Bu belki kendi yerlerinde çok değerli insanlar ama maalesef İzmir'i tanımak, tanıtmak veya o örgüt yapısını anlatmak veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç siyaset yapmamış arkadaşlardı. Yani onlar da örgütle kaynaşamadılar. Belki atandıktan sonra sevdiğimiz arkadaşlarımız yok mu? Muhakkak var. Çalışan arkadaşlarımız yok mu? Muhakkak var. Bu atama noktasında işte Musa Çam atamayla geldi ama bütün örgütün yine sevgisini kazanmış, takdirini kazanmış. Düğününde olan, cenazesinde olan, bayramında olan diye adlandırılan milletvekillerinden. Bunu ekleyebilirsiniz diğer isimlerle. Ama bazı isimler de var ki maalesef seçim döneminde bile belki zor görmüşsünüz. 5 yıl bitmiş, bir daha hala görememişsiniz. Ha gördüğünüz yerler var, gazete sayfaları.
eğer farklı demeçler veriyorlarsa. Maalesef biz bunları bu şekilde bir milletvekilliği tablosu açık söylüyorum istemiyoruz. Biz nasıl yerel yöneticilere söyledik örgütten gelsin örgütten çıksınlar diye. Milletvekili aday arkadaşları da örgütten gelip örgütten çıksınlar. Muhakkak tüzüğün de belirlediği kurallar var. Kontenjan diye adlandırdığımız sıralar var. O sıralara da genel merkez kimi akademisyen olarak mı getirecek, üniversiteden mi getirecek, ekonomist olarak mı getirecek, onlar da gerekir. Teknik anlamda teknokrat isimler de gerekir. Onlar da o sıralara yerleşir ama böylelikle bir örgüt memnun olacak, mutlu olacak ve 2015 seçimlerinde kendi adaylarını, kendi çıkarttıkları adayların da arkasında durarak bize iktidarı getireceklerine inanıyorum. O yüzden bizim için ön seçim vazgeçilmez. Bunu tartışmak bile istemiyorum. Ön seçimden başka bir alternatifi düşünmüyorum. Ön seçim diyorsunuz kesinlikle artı kontenjandan gelecek adaylar içinde İzmir'de bu kontenjanı doldurabilecek yeterince isim de var herhalde var, değil mi? Bilim yılında. Var. Olmaz mı? Muhakkak var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü 90 yıllık bir örgüt. Burada 90 yıllık bir bilgi, tecrübe, deneyim var. Genç var, kadın var. Demin de söylediğiniz gibi teknokrat bilgiye sahip arkadaşlarımız var. Neden biz dışarıdan birini arayalım ki? Neden farklı bir bizim önümüze sunulan listelere oy verelim ki? Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi. Başka partiler bunu kabul edebilir. Şu anda siz Cumhuriyet Halk Partilerini kongrelerini takip ediyor olsaydınız ki hareketliliği biliyorsunuz. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi kongreleri yapıyor. Sadece burada oturuyorlar. Masa başında bir isim söylüyorlar. Gidiyorlar oraya. O ismi seçtirtmeye çalışıyorlar ki işte 400 delegelerin olduğu yerde 20'li oylarla, 30'lu oylarla, 100 oyla orada örgüt başkanı seçmeye kalkıyorlar. Biz böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmiyoruz. Evet, bu da bir yerde tepkidir tabii. 400 delegenin olduğu yerde 20-30 oyla evet. Kongre sonuçları sanıyorsa bir tepkidir. Sizin söylediğiniz herhalde yağımız, şekerimiz, unumuz, her şeyimiz var. Elva yapmaya da biz hazırız diyorsunuz. İnşallah bu dönemde genel başkanın açıklamalarını da bizzat İzmir'de hepimiz duyduk. Evet. Ön seçim olacağını açıklayan bir konuşmaları da vardı. Biz de her gittiğimizde genel başkanımızı ziyaret ettiğimizde ve o kurultay sürecinde de genel başkan İzmir'in isteklerini sunduğumuzda bunların ilk başında ön seçim geliyordu. Hı hı. Çünkü artık bir de şunu çıkartmak lazım gündemden. Karar vermek lazım. Yani söylemek lazım. Ön seçim olacak. Bitti. Çünkü biz bu sefer seçimlere kadar ön seçimi tartışırsak olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Üyeyle mi olmalıydı, delegeyle mi olmalıydı? Ya da eğilim mi olmalıydı, fermuar mı olmalıydı? Bunları tartışırsak biz vatandaşa gideceğiz, kendimizi anlatacağız, projelerimizi anlatacağız. Onlarla bir kere gittim diye size oy verecekler veya inandıracaksınız diye bir kural yok. Bir daha gideceksiniz. Peki biz bunlarla uğraşırsak bunları ne zaman yapacağız? Oy ne zaman toplayacağız? 99'da ön seçimi yaptığımızda en son ön seçimde ama söylediğim gibi baraj altında kaldık. Evet. Yani sırf merkezi iktidara gelmenin şart ve koşulunu ön seçim olarak belirlememek lazım. Ön seçim olmazsa baraj altında kalır, ön seçim olursa iktidar oluruz diye bir şey. Bu bizim parti içindeki meselemiz. Ve bunu da tartışmak artık örgüt olarak istemiyoruz. Biz ön seçim olmalı diyoruz. Olmalısına farklı bir yöntemi asla ve asla kabul etmiyoruz. Peki ön seçimli bir Cumhuriyet Halk Partisi ile atanmış adaylarla seçime gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi arasında fark olur mu? Muhakkak fark olur. O örgütteki o beklenti, kırgınlık, o adaylara sahip çıkamama İstemez olmaz mı? Kırgınlık olur. Olur tabii ki de olmaz mı? Ama biz şöyle bir durumdan yola çıkmalıyız. Şimdi siz bir alışveriş yaptığınızda, kasaba gittiğinizde, manava gittiğinizde, komşunuz, öğretmenin yanına gittiğinizde, o istediğinizde size ne yapacağınızı soruyor. Size şunu sormuyor. Ön seçim mi olacak? Siz adaylarınızı nasıl belirleyeceksiniz? Ben size ona göre oy vereceğim. Öyle bir şey yok. Bu bizim dediğim gibi parti içindeki bir etkinlik. Ve parti içi kararda ön seçim olursa bu genel seçimin başarısını arttıracaktır diyor. Üyenin şevkini sahiplenmesini arttıracaktır. Ve o ön seçimden çıkamayacak arkadaşlar da kendilerini bir daha öz eleştirilerine koyacaktır. Demek ki diyecekler biz örgüte kendimizi daha yeterli anlatamadık.
Onların takdiridir. Biz biraz daha kendimizi anlatalım. Ama öbür türlü hakkımız geldi. Çünkü herkes kendisini yapabilirlik noktasında görüp aday oluyor. Ve olmadığında da ne düşünüyor? Hakkımız yendiği düşünülüyor. İşte başka ilişkilerin devreye girdiği düşünülüyor. Kendilerinin diğer adayları kıyaslıyorlar. Aslında ben olsam daha iyi. Bu kırgınlık yaratmıyor mu? Bu kırgınlığı çok büyük anlamda yaratıyor. O yüzden ön seçim olmalı. Bu kırgınlıklar azalmalı. Örgüt hareketlenmeli, heyecana gelmeli. Ama bunun yanı sıra diğerini de kaçırmamamız lazım. Ne yapacağımızı, iktidara geleceğimizde, bizi iktidara getirdiklerinde biz onlara, esnafa, öğretmene, sağlığa, eğitime ne yapacağımızı anlatmamız, bir de oy almamız lazım. Bir de bizim bu görevimiz var. Buna karar verip, bu bir ayak, bu buna katkı sağlayacak bir konu. Ama sırf bunda da takılmamak lazım. Peki, herhalde şimdiden kapınızı çalmaya başlamışlardır bu seçimler için. Evet. Her yere Gazi Emir gibi böyle siyasetin epey hızlı yaşandığı yerlerde Uca Gazi Emir. Nedense bu bölgede siyaset evet. biraz daha heyecanlı, biraz daha şekli. Ne bileyim, neyden, suyundan mı, havasından mı bilemiyorum ama o taraflarda biraz daha heyecanlı oluyor siyaset. Kapıyı çalmaya başladılar mı? Aday adayları böyle yeni yeni görmediğiniz evet. isimler falan filan çıkıyor mu ortaya? Çalmaya başladılar ve daha da bundan sonra, 25'inden sonra hızlanacağını düşünüyorum. Tabii ki de gelecekler, kendilerini anlatacaklar. Ama bizim onlara da başarılar dilemekten, yolların açık olmasını dilemekten başka söyleyeceğimiz bir kelime yok. Onlardan sadece etkinliklere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinliklerinde olun, eylemliklerinde olun, üyelerimizin cenazesinde, düğününde, asker yollamalarında olun. Eğer sizler o üyelere bu şekilde giderseniz sadece aday adaylığı döneminde değil de o 2 yıldır, 5 yıldır, 4 yıldır karar verip daha önceden bu süreyi kullanırsanız daha iyi olacağını söylüyorduk. Şimdi o süre geldi. Yeni yeni çıkan aday aday arkadaşlar da var. Uzun yıllardır hizmet etmiş siyasette, yönetim kadrolarında bulunmuş, il başkanlıklarını yapmış, eski il başkanlıklarını yapmış, parti meclisi görevlerinde bulunmuş arkadaşlar da bu süreçte aday aday olduğunu tek tek açıklıyorlar. Örgüt de takdir edecek, onların o örgüte verdiği emeği bir teraziye koyacak. Onlara da o verdikleri emeğin karşılığında söz hakkını da örgüt sağlayacak. Peki bu yoğun ilgi şu anda, epey ilgi var. Sizi mutlu ediyor mu? Tabii ediyor. Yani şu anlama geliyor. Eğer partinizin kapısını kimse çalmıyorsa, aday adayı olmak dahi istemiyorsa veya siz bir yere aday yapma adına birilerine gidip ne olur biz de burada aday olur musun teklifleriyle yapıyorsan orada zaten bir iktidar çıkmaz. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015'te iktidar olma umudunu görüyor. Bu noktada bize geliyor ve sayının da herhalde 400-500'leri bulacağı konuşuluyor. Ve böylelikle demek ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yakın olduğu anlaşılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Peki belirli kıstaslar var mı? Herkes aday olabilecek mi? Bunun için herhangi bir şeyler var mı? Partinin bu konuda çalışması var mı? Şu anda yok ama aday olma hakkı hiçbir zaman engellenemeyeceğini biliyorum. Kim aday olmak istiyorsa, üyelik şartını yerine getirmiş her üye, o üyelik süresini bekleyip asil üyeliğe kabul edilen her üyenin seçme ve seçilme hakkı vardır. O noktada da kendine güvenen, işte ön seçim o yüzden isteriz. Kendine güveniyorsa, bir gün önce de partiye üye olsa, 30 yıllık partili de olsa çıksınlar, yarışsınlar. Demin benim söylediğim o belediye meclis üyeliklerinde bir sonuç vardı. Hı hı. Oraya girip çıkan arkadaşlar hep örgütten gelen ve örgütte bir gün dahi hizmet etmiş arkadaşlar da vardı. Ama çıkan arkadaşlar hep örgüte hizmet etmiş arkadaşlar. Kadın kollarında, gençlik kollarında, ana kademelerde, farklı meclis üyeliklerinde, il genel meclis üyeliklerinde bize hizmet etmiş, emek vermiş arkadaşlar çıktı. Yine kim aday olursa olsun sonucunun partiye hizmet etmiş ve o
hakkı kazanmış arkadaşların çıkacağına inanıyorum. Yani parti üyesi ne yapacağını biliyor diyorsunuz. Parti üyesi ne yapacağını biliyor. O açıdan güveniyor diyorsunuz örgüte. O çok güzel bir şey. Evet, yüzde kaç bekliyorsunuz şeyde? Şeyde yerel seçimde nasıl oldu oy oranları? %48 biz aldık oy oranı olarak. İlçede, evet. Büyükşehir'de ne Büyükşehir'de kadar? Büyükşehir'de de %48'lerde, %49'lardaydı. Aynı aşağı yukarı aynı o ölçüde gitti. Peki Umut Tekin ne bekliyor bu önümüzdeki seçimde? 2011 seçimlerinde ve 2007-2002 hep genel seçimde geride olduğumuz sonuçlarla karşılaştık. Ama ben geride değil, her zaman için birinci parti çıkacak ve Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığını yapıyorum. O yüzden asla ve asla ikinciliğe, üçüncülüğe tahammülüm yok. Birinci olacağını biliyorum ama yüzdesini hiçbir siyasetçinin vermesi bugünden yarına mümkün değil. Tamam. Vardır muhakkak işinizde bir hedef vardır muhakkak. Yani yerel seçimin altına düşmemek. En azından öyle değil. Çünkü en azından. Grafik yükseliyor gördüğüm kadarıyla tabii. Şeyde. Yerel seçimin altına düşmeden. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziemir'de artık bir sabit bir platoya oturmasını istiyorum. Hı. Bizden sonra gelecek arkadaşlar da o platonun üstüne koyarak o ivmeyi arttırmalarını istiyorum. Ve bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karşıyaka gibi, Güzelbahçe gibi, Narlıdere gibi Gaziemir'in de artık bu platoda olmasını hedefliyorum. Peki Umut Tekin'in böyle bir niyeti var mı? Umut Tekin'in böyle bir niyeti herkes tarafından belki merak ediliyor ama evet. 25'ine kadar ben çok uzun bir süre olduğunu düşünüyorum. Hep de öyle söyledim. Siyasette bir gün belki çok uzun, 20 gün çok kısa. Şimdi ama Umut Tekin'i tam siyasetçi gibi yapacağım. Umut Tekin'i yok. Umut Tekin'e sorarsanız eğer hani kendi görüşünü sorarsanız ben aday olmayacağımı en baştan beri söylüyorum. Ama bu adaylı olma da olmama da karar verici merci ekibindir. Şimdi aday olmayı ekibe sor, aday olmamayı ekibe sorma olmaz. Ekipler oturursunuz, konuşursunuz, değerlendirirsiniz. Ama orada Umut Tekin'in de bir oyu varsa Umut Tekin'in kullanacağı oy olmama yönünde olduğunu. Biraz açık kaldı yani. Evet, olmama yönünde olduğunu söyledim. Ve o toplantıları, o konuşmaları, birebir görüşmeleri neredeyse bitirdik diyelim. Hı hı. Ve gerçekten aynı düşüncem devam ediyor. Çünkü aday olacak 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ülkenin de biliyorsunuz kaderi çok önemli. Bizim için, Cumhuriyet Halk Partisi için de çok önemli. Ülkenin geleceği için de çok önemli. Hı hı. Burada sadece kendinizi düşünerek, kendi hedeflerinizi hemen ortaya koyarak yürümemeniz gerek. 2015'te bu tabloyu devam ettirecek ilçe başkanları gerek. İlçe yöneticileri gerekiyor. Kadın kolu. Hepimiz bu koltukları boşaltıp hepimiz aday olmaya çıkarsak peki kimler yönetecek bu kısa sürede bu seçimi? Bize de ihtiyaç var. Aday arkadaşlara da ihtiyaç var. Ama bize ihtiyacın kısmı biraz daha sorumluluk gerekiyor. Biz de bu sorumluluğu devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2015'te partinin başında kalarak o seçimi de yönetip Gaziemir'de birinci parti çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi görmek istiyorum. O yüzden görevin başında kalacağımı buradan açıklamış olayım. Evet, belki de bazı sizin kararınızı duyunca bazı arkadaşlar işte ne of diye bir şey söylemiş olabilirler. Bilemiyorum. Çünkü genç bir siyasetçi belki her zaman için. Bazıları da gitmemizi istiyordur, tüh diye de bilirler. İki tarafta düşünmek gerekiyor tabii. Ama genç bir siyasetçi, hele başarılı bir siyasetçi olsa her zaman için belli hedefleri olan kişilerin önünde her zaman için bir engeldir. Evet. Sağ ol. Evet, güzel düşünceler var. Matematikçi olmanın bir etkisi var mı? Şu yaptıklarınızla ilintili olarak. Yani matematik... Matematik deyince böyle hesap adamı. Böyle her şeyi sanki şimdi başlangıçtan itibaren söylediklerinize baktım. Kucaklayıcı olmaktan bahsettiniz. İnsanları kaynaştırmaktan bahsettiniz. Ön seçimlerden ama güvenden bahsettiniz hep böyle. Matematikçi olmanın bir şeyi var mıydı? Bir matematik öğretmeni olmanın. Yani siyaset de bir strateji işi biliyorsunuz. Matematik de aynı şekilde strateji işi. Belki oradan örtüşüyordur. Matematiği gerçekten çok seviyorum.
Matematik benim hayatımın en önemli yerlerinden biri. Hı hı. O yüzden orada tabii ki de yoğrulmanın verdiği, oranın o stratejisini ve çözümsel analizleri yaptığımız işlerden tabii ki de siyasete yansıyanlar da vardır. Çünkü siyaset de bir strateji işi, bir satranç işi, hamle işi, doğru zamanda doğru hamleyi yapma işi. O yüzden belki biraz daha paralel gidiyordur. Tabi paralel demek bu dönemde ne kadar doğru bilmiyorum ama o paralelden evet, bahsediyoruz. O paralelden bahsediyoruz. siz güzel şeyler söylediniz aslında, fakat bir taraftan da genel merkezde çok farklı şeyler de oluyor. Yani genel merkezde herkes birbirini kucaklayamadı gibi sanki. Yani şuraya gelmek istiyorum. Emine Mükemmel Tarhan'ın çıkışı. Evet. Yahut da parti içerisinde mesela bu mescit açılma meselesiyle ilgili bazı tarafların birbirine suçlarcasına konuşması. Sayın Profesörümüzün disiplin kurulu kararıyla uzaklaştırılması. Evet. Hatta bir gün hoca için de benzer şeyler söylüyor. Bu olaylar diyelim. Hı hı. Partiyi etkiliyor mu? Etkileyecek mi? Yani şöyle etkiliyor. Sosyal demokrat bir parti. Yelpazesi geniş olan bir parti. Hı hı. Evet. Sağdan, merkez sağdan da isim sosyal demokratiste siyaset yapabilir. Kendisini en solda gören arkadaş da burada siyaset yapabilir. Bu yelpazeyi birlikte götürmek çok kolay bir iş değil. Bir de demin de söylediğim gibi bizim partimizde belki bunu kavga veya farklı görüş olarak ya da tedirginlik anlamında algılayabilirler ama farklı görüşlerin her zaman için bize bir zenginlik kattığının düşüncesindeyiz. Sadece şu var. Arada virgül attığımız nokta şu. Arkadaşlarımız, ben nasıl ilçe başkanlığı sorumluluğunu üstleniyorsam, ilçe yönetim kurulunda o konuşmaları yapıp kararlar alıyorsam, o arkadaşlarımızla milletvekilliği grup toplantıları var, kapalı grup toplantıları var, parti meclislerinde bulunuyorlar, MYK'da oluyorlar. Oralarda konuşup tartışmayı yeğleseler, belki bize bu kadar zarar vermeyecek. O birbirimizi ikna edip oradan bir sonuç çıkartabiliriz. Ama siz sadece her konuyu, her aklınıza gelen sözü, ya bir basında konuşayım, medyada konuşayım, bir toplantıda konuşayım derseniz, o zaman partililik bilinciniz ortadan kalkıyor. Burası fikir üretme kulübü değil. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, dışarıda profesörlüğünüzü, kürsü başkanlığınızı, işte öğretim görevliliğinizi, neyse onu devam ettirebilirsiniz. Ama bir partinin de bir disiplini olmak zorunda. Bu sefer emin olun bu konuşmalardan dolayı bu devamlı gündemde farklı partinin farklı düşüncelerini söylemek, kendi düşüncelerini partinin düşüncesiymiş gibi söylemekten dolayı parti olarak daha çok yıpranıyor. Genel başkan buna tahammül eden, mütevazi, herkesi kucaklamaya çalışan bir insandı. Ama bu geldiğimiz süreç artık o sanki suistimal noktasına geldi. İyi niyet. O yüzden keşke arkadaşlar grup toplantılarında, parti meclis toplantılarında konuşup ondan sonra bunu dışarıya sürdürmeseler. Ama sürdürüyorsanız da, eğer biz sizi titrete titrete istifa edeceğiz diyorsanız da ya da hiçbir kanıtınız yokken birisiyle koalisyon yaptığımız, işbirliği içinde olduğumuzu söylüyorsanız da kusura bakmayın, o zaman da burada parti disiplini devreye girmek zorunda. Evet, sonuç olarak diyorsunuz ki bu ayrılıklar bizi yıpratmayacak. Hayır, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz çok ayrılıp yeni parti kurma çabası içine girenler oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bu noktada zarar görmedi. Büyüyerek devam etti. O arkadaşların planları tutmadı. Çünkü siz eleştirdiğiniz kısmı gider gitmez o partide zaten sağlıyorsanız, bugüne kadar size verdiğimiz grup başkan vekilliğinden tutun parti meclis üyeliğine kadar hiç bunları alanlarda olup örgütte olup buluşmuyorsanız size nasıl bir güven olacak da yeni partinize gidilecek? Nasıl bu örgüt sizi doğru söylediğinizi savunacak? Şimdi kurulan partilere baktığınızda Anadolu Partisi'nden Emine Tarhan Ülker'i sorduğunuz için
Şimdi İzmir'de nerede Anavatan Partisi'nde siyaset yapmış arkadaşlar, kurucular kurulusu değil mi? Niye eleştirdiniz? Sağlaşıyor diye eleştirdiniz. Ne gittiniz, ne oldu? Ve siz grup başkan vekilliği görevlerini üstlendiniz. Grup başkan vekilliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel başkan demek. Siz onun vekilisiniz. Mikrofon açın, konuşun, örgütlere gelin, anlatın. Biz en son geçen gün bir olayı paylaştım. Haluk Koç'un torpil listesini açıklarken zaten hiçbir kanalda izleyemiyoruz. Sadece Halk TV veriyordu. 15. dakikasında bir anda kesti. Ruhat Mengü'nün programıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süheyl Batum'u konuk almış ve onun Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne var ne yok, ne yapmamız lazım onu anlatan bir. Hangisi önemli? Hangisiyle oy alacaksınız? Yani vatandaşın derdi Süheyl Batum'la partinin arasında yaşanmış olay değil. Vatandaşın derdi oradaki torpilist. Halk TV'de oluyor bu, evet. Değil mi? Yani o yüzden, o yüzden biraz çuvaldızı kendisine oturması gerekiyor. Aynen öyle. O yüzden bazen de bu disiplin gerçekten, evet, yönetmek adına şart oluyor. Evet Sayın Umut Tekin, çok teşekkürler. Süremiz doldu. Aslında arkadaşım durmadan işaret ediyor orada. Evet, gerçekten genç insanlar, umut veren insanlar olunca konuşmalar da farklı oluyor. Tabii konuşmalar bir türlü sonu gelmiyor. Evet. Açıldıkça da açılıyor. Aslında gençlere sorulacak sorular çok daha farklı oluyor böyle. Yanıtlar da farklı oluyor. O aslında insanları mutlu ediyor bir taraftan. Evet, ben yine son sözü size bırakacağım. Gerek Gaziemir'deki üyelerimize, gerekse İzmir'e ne mesaj vermek istiyorsunuz? Evet. Özellikle önümüzdeki seçimleri de düşünerekten. Evet son sözü. Burada tekrardan Yeni Gün TV ailesine öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizi burada ağırladıkları ve bu sözleri bize, onlara bu düşüncelerimizi ulaştırma noktasına geldiği için. Onlara da, hemşehrilerimize de, Gaziemirli hemşehrilerimize ve Cumhuriyet Halk Partisi üyelerimize de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve 2015 yılının Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelen bir partinin mensupları olacağı noktasında umudumun tam olduğunu, inancımın tam olduğunu söylerim. Sevgiyle ve saygıyla selamlarım. Evet, çok teşekkürler Sayın Umut Tekin. Güzel bir sohbetti. İnşallah yeni yılda tekrar yaparız. Evet. Nasıl bir çalışmalar oldu, nasıl bunları yönetiyorsunuz, ne gibi zorluklar var onları da görürüz. Evet, sayın seyirciler, Yeni Günde Gündem burada sona eriyor. Konumuz Sayın Umut Tekin'di. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziemir İlçe Başkanı. Gerçekten gençlerle birlikte olunca vakit çok daha çabuk geçiyor, çok daha farklı şeyler söylenebiliyor. Ama tabii önemli olan Sayın Umut Tekin de söylediği gibi umutlu olmak, geleceğe umutla bakabilmek. Evet, geleceğe umutla bakmanız düşüncesiyle hepinize iyi günler dilerim.